Günaydın bal böreklerim, günaydın. Dedim ki uzun zamandır evde yoktum. Beni özlediniz mi bilmiyorum ama umarım özlemişsinizdir. Böyle güne çok enerjik başladım. Böyle diyorum ki böyle Allah'ım mükemmel bir gün interneti bir açtım Rusya'yla Ukrayna savaşa girmiş. Sonra dedim ki gene yatsam da hani savaş biter mi? Gerçekten böyle üzüldüm. Ne gerek var abi böyle şeylere? Oturun işte yani kardeş kardeş. Benim akrabalar da işte böyle tarla tokat muhabbeti yaptılar böyle işte öldüreceğiz, kuracağız falan. Adam tarlayı aldı mahkemeyle 3 gün sonra öldü yani. Ne gerek var? Sana da olmaya diyor Putin. Ben önce yüzümü temizleyeceğim bugün çünkü yüzüm bayağı sivilcelendi. Ben direkt simple kullanıyorum dostlar. Sonra da tonik falan kullanacağım. Bugün diyorum ki biraz temizlik yapalım. Yani günlük vlog olsun. Ay. Size yeni keşfettiğim şeylerden bahsedeceğim. Sonra böyle far paletleri falan aldım. Rimel aldım. Bir şeyler aldım. Aldıklarımı yerleştiririz. Bugün tamı tamına 3 ayım doldu dostlarım. Bugün doktor randevum var. Ya İzmir'e gidecektim ama malum vergi borcumu öğrendim. Çok mutlu değilim. Bu arada vergi mükellefi olduğum halde bir vergi borcum çıktı. Garip. Muhasebeciyle ilgili birkaç sorunu öyle söyleyeyim. Ama sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme gelmiş. İşte onu kullanacağız, ondan yararlanacağız. Sonracığım işte kontrolümü yaptıracağım. İşte dün tahlil verdim işte kan tahlili falan. Kolesterolüm bir tık yüksek çıktı. Ameliyat olmadan önce kolesterolüm yoktu. Çok saçma değil mi? Ama şu an kolesterolüm var. O nedir bilmiyorum. İki tane değerim yüksek. Ama ne değeri biliyor musunuz? Hani böyle bilmediğimiz yazılar oluyor ya, PVW falan. Onlardan iki tanesi yüksek. Baktım böyle kemik iliği falan diyor. Cık, Allah korusun ya Rabbim hastalıktan. Böyle gönderelim onları dışarıya. Sonra dostlarım böyle bugün de ne yiyorum? Ev vlog, işte vlog challenge. Böyle spontane bir şey olsun. Bence siz beni özlediniz. Çünkü ben sizi özledim. Bu kadar özlem tek taraflı olamaz diye düşünüyorum. Kanalına hoş geldin deyip hemen dilime tonik süreceğim. Hemen. Ya dilime de şey takıldı niye bilmiyorum. Eski tadım yok artık. Kırıldım. İncindim. Twerk yapmayı öğrendim. Size de göstereceğim. Bak şimdi. Hani o bir tane kız var ya böyle böyle yapıyormuşsun. Ama beline ağrı giriyor yapma. Dudak dolgumu beğenmemişsiniz ama bakın şöyle bir durum var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ne kadar kötü kalpli insanlar var ki şey dediler. Ay dudak dolgunu güzellik merkezinde yaptırmışsın. Ay işte dudak dolgunu merdiven altında yaptırmışsın. Şunu söyleyeyim. Bir hekime yaptırdım. Hekimim de gayet düzgün bir hekim. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Hekimim televizyonlarda böyle estetikle ilgili sempozyumlar düzenleyen, programlar düzenleyen bir hekim. Ayrıca Nişantaşı'nda bir hekim. Ayrıca merdiven altı değil. Ve ikinci şubeyi açmak için hazırlanıyorlar. Reklam olmadığı için paylaşmadım. Yani sağlık sektöründe çok şey yapmak istemiyorum. Hani çünkü bu güzellik kavramları bir tık sıkıntı. Hani mide ameliyatı gibi değil. Acıyor mu sorusuna gelirsek evet canım çok acıdı. Hatta mide ameliyatına bu kadar acı çekmedim. Bak yemin ederim size. Çok acıdı. Yani anestezi krem sürüyor ama giriyor ve doldururken acıyor. Girerken çok acımıyor. Çok çok zor benim için. Bu arada evet dudaklarım böyle wow böyle sucuk sucuk değil. Onu da söyleyeyim. Bunun sebebi de şu. Ben dönüşümü son gününe bıraktım. Dudak dolgusu yaptırmayı. Aslında öyle olmaması gerekiyormuş. Beni uyarmıştı Eda. Hani dedi ki aşkım dedi hani madem yaptıracaksın hani ilk geldiğin gün yaptır ki rötuş yapalım. Ben salak gibi son gün gittiğim için rötuş yapamadık. Aslında bir CC falan daha gerekiyordu. Yani dudak şişi olduğu için önce şuna mesela güzellik salonlarına adam basar böyle 2 CC'yi. Son göz örsün böyle yani sonra al önünü şeyine yani. Ama biz deneye deneye yapıyormuş hekimim de. Zaten şey böyle hani ben şey dedim. Aa dedim biz güzellik salonlarında böyle altın uçlu şeyler var. Onlarla ölçüyorlar falan yaptı. Yaptım. Adam da şey dedi hekim beyim. Bu arada adam diyorum kusura bakmayın. Gerçekten arkadaş olduk. Onlar dedi işinde de şov kısmı dedi. Sen onlara takılma dedi. Gerçekten adamın öyle bir gözü var ki böyle baktı şöyle kaldırdı.
Dedi şuraya şu kadar sıkacağım, şuraya şu kadar sıkacağım, bitecek falan dedi. Ama dediğim gibi dolgu dağıldığı için eşit durmayabiliyor. Ama bence çok doğal oldu. Yani ruj sürünce falan istediğim o tatlı öpüşelim mi dudağını oluşturuyor. Çok konuştum kız gene. Şimdi ben hemen yüzüme aldığım toniği süreceğim. Niye koli bandıyla yapıştırıyorsunuz ya? Niye? Bunu adam sürüp neresine sürebilir? Aa bu şeyliymiş kız. O mis gibi koktu. Bu arada ay halim harap. Özenmeden çıktım, evet linç yer miyim yeriz. Bir şey söyleyeceğim. Bugün kargom gelecek. Şişme yeleğimden bir tane daha aldım. Bu arada Instagram'dan hala takip etmiyorsan bence çok ayıp ediyorsun. Çünkü oradan üzerime olan şeyleri paylaşıyorum ve sen de bu paylaştığım şeylerden eminim üzerine göre güzel bir şey bulabilirsin. Bavulum patlamış. Ne yaptınız abi? Uçurarak mı atıyorsunuz bilmiyorum. Bavul sponsoru arıyorum. Evet yanlış duymadınız. Arıyorum ya. Herkes bunun nimetlerinden yararlanırken ben neden yararlanmayayım? Trendyol'a link bırakmaktansa size bırakırım. Bunu da buraya sıkıştırayım. Sonra edeyim. Başka ne oldu hayatımda? Bavulum işte patladı. Ay cildimin şey şu an o kadar güzel ki. Bakın dudaklarım burada daha iyi görünüyor. Altı çok basmış. Ama doğal doğal. Biri şey yazmış. Uzun zamandır konuşmadık ya. Vallahi özlemişim kız. Hemen şey yapma. Öf ne konuştun Allah'ın cezasını. İlerletme. Şimdi sırada at dişi yaptırman var. Melis yapmış. Ben de severim yani at dişi. Hani uzun dişler. Gerçekten hayatım boyunca hep beğenmişimdir. Hatta bu rahmetli Nur Yerlitaş. Bakın rahmet istedi o yüzden. Allah rahmet eylesin. Böyle dişi onun hep düz müydü neydi? Sonra böyle uzun diş yaptırdı. Ve çok güzel oldu bence. Ben beğeniyorum. Şimdi çorba yapacağım. Azıcık musluk suyu. Mesela en sevdiğim mevsim geçer. Böyle yarım bardak falan. Şimdi tarhana. Bunu bu arada bir takipçim yollamış. Annesi yapmış. O kadar lezzetli ki. Bu arada şey falan değil ha. İşbirliği falan değil. Ben içemiyorum diye annesi demiş ki. Bizim kıza demiş şeyden gönder tarhana. Şimdi biliyorsunuz yemek yapmada bir dev olduğum için 3 kaşık koyacağım. Çünkü vitamine ihtiyacım. Aslında tavuk suyu da var da. Onunla başka bir şey yaparım. Neyse dostlarım bu şöyle kaynasın sonra ben buna sarımsak falan atacağım. Malum evdeyiz. Sarımsak yesek ne yazar? Değil mi? Bu arada LED'den şey oldunuz size. Bu pissin. Sonra görüşelim. Çorbam oldu. Şimdi dadıyoruz. Ben yağ falan koymuyorum. Bildiğin su, tarhana. Biraz da sarımsak tadı. Gayet güzel. Çok lezzetli. Ama hala favorim domates çorbası. Bu arada çizgi film açık, kusura bakmayın. Ben şimdi bunu birazcık yiyeyim. Sonra odamda falan buluşuruz büyük ihtimal. Şimdi kargo yoldaymış. Kargo falan da açalım istiyorum. Harika şeyler, harika. Hele dostlar. Şimdi kargolarım geldi. 4 tane Trendyol'la hepsini birlikte açmak istiyorum. Bu arada ben bu Lysol'un dezenfektanını kullanıyorum. Aşırı uygun. Rengi beş. Demiştim size. Bu arada denerim. Onu da denerim. Bu arada linkini açıklama kutusuna bırakacağım hepsini. Çünkü ben böyle beğendiğim şeyleri görünce direkt bulmayı seviyorum. Sevdiğim YouTuber'ların şeyinde. Kız çok mu küçük? Ama aynısın mı? Aynısı aldığımın.
M beden kalmış, M aldım. Bu kaç paraydı hatırlamıyorum. Bu neymiş? Hemen bakalım. Ay, bir iç takımı aldım. Konuşamadım. İç çamaşırı takımı aldım. Zayıflayınca da giyerim diye. Ama bak, meme kısmı küçük, tamam mı? Ama kilodu çok güzel. Bunu Trendyol'dan aldım ve 40 liraya aldım. Bu cidden çok ufakmış. Ama esniyor ya. Bu iki ay, ay önüme de ıslatmışım. Dişim fırçaladım da. Şeyi falan kaliteli ha, lastiği mastiği. Bence güzel yani, yazın giyilir. Baya ufak. Olsun, donuna bakalım. Donun abi. Nuran bir şey giymesin. Ne oldu biliyor musunuz? Geçen gün ben bir takım aldım ve evden kayboldu abi takımım. Bu arada kilodu öyle durmuyor. Kilodu internette daha şeydi. Ama bakarsınız yani, şeyi güzel, fitilli kumaş. Ve yani kilodu gösterildiği gibi durmuyordu. Bu ne? Mistrik diye bir butik. Renkli eyelinerlar aldım. Umarım gelir ya. Aa, korsa aldım. Onlar gelmiş. Bakın. Çok tatlı. Ben de bakayım. Annem dedi ki ben de bakayım. Gel. Ay, şeyi çok güzelmiş. Böyle kedili. Beğendim. Korsa aldım ya. Evet. Abi bu ne? İnternette böyle gözükmüyordu. Bir de yazmışlar, wow çok iyi falan. Bu kaç beden, bu kaç beden. İki tane aldım da iade edebilirim ya. İade yoktur diyor. Direkt bunu böyle denemeden iade edebilir miyim? Bakın hiç açmadım. Bu bana olmaz karşım. Çok dar. Bu şeyden aldıklarım gibi. Değiştir. Değiştireceğim. Denemedim. Şöyle koyayım. Olmadı, bu kalır, o gider yani. İkisini açtım Allah'tan. Biri küçük beden. Bayağı da sağlam para verdim ha bunlara. Deneme yapan ürünler iade yoktur. Deneme yapmadım. Gördünüz. Bu da dar yani. Giyiyorlardı. Kullanıyorlardı. Böyle bir ürüne veriyorlardı. Vallahi bilmiyorum ama bakın giymedim. Üzüldüm. Keşke Marks & Spencer alsaydım. O birazcık daha pahalıydı ama o daha güzel oluyor. Şimdi diğer kabloyu açalım. Bunları ben açmayı başaramıyorum. Şu an YouTube'da dönüyor kendi kendine. Aa, rolonlar almıştım. Onlar gelmiş. Eyelinerlar gelmedi. Evet, ikisinin de kontrolü var. Abi aşırı pahalanmış ve şimdi önümüz yaz ya, ben stok yapmayı seviyorum. Bunu pişik olduğumda bacak arama falan sürüyorum, böyle eklem yerlerime. Gerçekten iyi oluyor. Bunlar iade olacak. Hatta şimdiden iade talebi oluşturayım. Bunu da iade eder miyim bilmiyorum ya. Kilodu hiç gösterildiği gibi değil. Bakın görseli şuraya falan ekleyebilirim. Görsel aşırı seksi, böyle yüksek bel görünüyor. Bu ne abi? Normal don yani. Öyle wow bir estetikliği de yok. Don. Üzüldüm yani. Bunu da iade edeceğim. Giymedim, görüyorsunuz. Öyle dostlar. Ay dostlar, selam. Şimdi kahve içmeye geldim. Böyle birazcık canım kahve, böyle bir şeyler içmek istiyordu. Hem de İstanbul'dan beri ya, Ezgi'nin tavsiyesiyle böyle bir fal uygulaması keşfettim. Hem de fal bakıtalım istiyorum. Ya gerçekten bağımlılık yarattı. Hani böyle her şey var içinde, bana Ezgi önerdi. Ben şaşırdım ilk, dedim ki hani ne kadar olabilir ki, biliyorsunuz zaten benim bir falcım var. Ama hani böyle işinde profesyonel insanlar ve böyle sizinle ayrı ayrı ilgileniyorlar. İsim veriyorlar işte, soyad veriyorlar.
hiçbir şey veremiyorlarsa yaş ve tarih falan veriyorlar. İşte ben de baktırdım, tarot baktırdım. Kahve falı sürekli baktırıyorum zaten. Size de bu arada da uygulamayı gösteririm isterseniz. Şimdi hemen bir kahve yapmak istiyorum. Gerçekten güzel yani. Ve hani şöyle bir baktığınızda, uygulama indirdiğinizde hani görüyorsunuz ki herkes memnun kalmış falan. Hani birlikte yapalım bakalım. Bakalım bizi neler bekliyor. Uygulamanın adı Fal ve Fal. Kalıplaşmış metinleri size kopyala yapıştır yapmıyorlar. Tamamen kişiye özel fal bak. Bu arada benim fal baktırdığım isim de Neyza. Aşırı böyle samimi. Hani sizin böyle ne istediğinize odaklı bir insan. Böyle pat 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 sizin aklınızda köşenizde olmayan şeyleri bile söylüyor. Ve bu beni gerçekten şaşırttı. Şimdi kapatıyorum. İçe doğru. Neyse halim çıksın sonra. Hello, ben geldim şimdi. Üstümü değiştirdim çünkü üstüm ıslanmıştı. Hemen şöyle falımı açacağım. Abi içim kararmış. Ve bu arada da şu yan ekrandan koyabilirsem size şeyi koyacağım. Şimdi birazcık hava soğuk. Yapmanız gerekenler: fal ve fal uygulaması açıp baktıracağınız ismi seçip oradan bilgilerinizi girmek. İşte fotoğrafları çekip sonra da onaylamak. Atıyorum işimle ilgili şeyler sordum. Zaten gelince de sizinle paylaşır mıyım bilmiyorum ama gerçekten detaylı bir bakım yapıyor yani, hoş. Şimdi birazcık konuşanlar izleyeceğim dostlarım. Sonra da içeriye toplarız. Somon pişecek. Somon pişireceğim. Annem tavuklu pilav yaptı. Ondan böyle çok az bir çatal falan aldım. Zaten bakın karnımdan hemen sesler gelmeye başladı. Fal gelince de zaten şöyle bir okuruz. Şimdi fal gelene kadar şey yapalım istiyorum. Böyle benim mumlarım var işte, sponsorluktan gelenler falan. Taşınırken çoğu böyle tuzla buz oldu. Şimdi bunları eritip böyle kavanozlara dökeceğim. Gelin birlikte yapalım. Şimdi önemli olan anneme çaktırmadan bir cezve bulmak. Olur, yapmış olurum. Hadi ocağa koyalım. İçine atıyorum, tamam mı? Çileğini de atalım. Zeytin kavanozu çıktı. Zeytin ezmesi kavanozu. Bunu annem yıkamış. Bunun içine koyacağım. Tuttum. Bakın nasıl ama. Böyle oldu. Döküyorum. Güzel oldu ha. Şimdi soğumaya bırakıyoruz ama önce şunu bir yıkamamız lazım. Dostlar, az önce falım geldi. Sizinle paylaşmak istiyordum ama paylaşamayacağım şeyler çıktı. Yani ilişki hakkında, işte finansal konular hakkında ve şu an görüşmediğim bir arkadaşım hakkında çoğu insana söyleyemediğim şeyler çıktı ve biraz garip oldum açıkçası. Neyse. Bunu da atlatacağız. Dediğim gibi açıklama kutusuna bırakacağım zaten. Ben şimdi birazcık temizlik yapsak mı kız bugün? Odamı falan toplayayım. Aldığım makyaj malzemelerini yerleştirelim. Yemek yerken falan da açarım zaten. Haydi odada görüşelim. Şimdi Norveç somonu yapıyorum böyle. Şimdi bunu şeyle deneyeceğim. Yabancılar sushi gibi yapıyor böyle. Bunun üstüne pilav. Sonra bunu eziyorlar. Sonra üstüne birazcık soya sosu. Ondan yapacağım. Yağsız ızgara yapıyorum. Onu bekliyorum. Bu arada gene üstümü değiştim. Çünkü köpekte yemek vermek değil. Üstüm ıslandı. Yavrularımızı doyururken. Yavru dediğim de Alex. 80 kilo. Şimdi dostlarım. Böyle birazcık pilav. Somon ve taze soğan var. Buna soya sosu dökeceğim. Bakalım nasıl olacak. Bu arada ben tuz azaltılmış organik soya kullanıyorum. Hmm.
Bu arada yokluğunuzda tartıya çıktım. Ama doktorum bana randevu vermedi. Telefonu görüyorum lan. Balkonda. Bir şey söyleyeyim mi? Bildiğin sushi. Çok iyi. Bu arada bu İstanbul'da meşhur yerleri gezdiğim bir video var. Ve birkaç zincir yere gittik. O videoyu isterseniz hafta sonuna yetiştireceğim. İsteyip istemediğinizi yazın. Yoksa tembellik edip bunlara devam edeceğim. Yani şey sizde, nasıl derler? Güç sizde dostlarım. Şimdi buradaki her şeyi buraya alacağım. Tamam mı? Hazır mısınız? Alıyorum. Sizin de açınızı değiştireyim. Arkadaşlarım, İstanbul'dan geldiğimden beri hiçbir şeye dokunmadım. Ne aldıysam buraya istifledim ve gerçekten iğrenç durumdaydı. Hem böyle çöpleri toplayalım, pamuklar falan filan, hem de bu farlar falan parçalanmış, onları temizleyelim istiyorum. Hem sizin için keyifli olur hem de benim için keyifli olur deyip bana eşlik ettiğin için mutluyum. Müteşekkirim efendim. Bence keyifli olacak. Hadi bakalım. Burada terapi olsun diye Aspera sarı güçle masamı sizinle birlikte silelim istedim. Bu arada harf çıkmış. Harfleri gören aşağı yazabilir mi? Bu arada elimden gelse her şeyi organize etmek çok isterim ama maalesef Türkiye'de organizerler çok pahalı. Ama elimden geldiğince böyle minik şeylere doldurmayı seviyorum. Ama böyle pigmentleri falan bayağı iyi. Bakın. Yani umarım güzel olur. Bu arada hiç kullanmadım. Ama tipi falan gayet güzel. Bir de böyle Maybelline'in Ezgi bana bunu çok kullandım orada. Artık kullanmıyormuş, bunu verdi. Şu üç renge bayıldım yani, tam böyle kışlık. Sonra böyle Gabrini'nin bir tane far paleti şeyini aldım. Highlight'ını. Gerçekten bu Nars'a değer yani, ya da yani eşdeğer gibi ve 20 liraya mı ne aldım, 30 dolar. Bilmiyorum. Sonra gene oradaki züccaciyeciden aldığım allık. Baya böyle pigmentli, böyle şeftali tonlu, çok iyi. 13 lira. Ya fondötene karşıyım, tamam mı? Çakma ürüne. Ama böyle allıktır, highlight'tır. Bence öyle wow. Ütopik paralar vermeye hiç gerek yok. Yani ben böyle düşünüyorum. Ten ürünlerine verirsin. Hani. Yani bence orta halli şeyler de kullanılabilir. Ama dediğim gibi yani gerek yok. Şimdi bizde şey derler, burası 56 olmuş, hatta böyle fare yavrulasa yavrusunu bulmak için birazcık zorlanacak gibi. Aşırı ne bulduysam atmışım ya, ula bre şerefsiz, hiç mi temizlemedim? Bu arada kulak çöplerini dediğim gibi gözüme kullanıyorum. Böyle buraları sildim falan, kılları tüyleri falan aldım. Abi dökülüyor, dökülmeyen cindir yani. Her şeyi böyle pıt 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 dizdik. Sonra burada kalanları istifliyorum. İstifçilik kalp, ben biliyorsunuz. Burada stokladığım şeyler var. Sonra her şeyi silmeye bugün and içmiş gibi bütün rafları sildim ama göremediniz. Burada banyo ürünlerini diziyorum elimin altında olsun diye. Daha sonra da işin show kısmına geçiyoruz. Burada işte içlerini falan sildim. Fırçalarımı dostlarım yıkamak istemedim. İsterseniz ona farklı bir video yaparız. Burada bütün fırçalarımı aynı kutunun içine koyacağım. Yani onları ayırıyorum. Bu arada hiç rimelim yokmuş gibi geliyordu ama 5 tane rimelim varmış. Bilmiyorum ya, bana biraz saçma geliyor. Mesela Damla Altun, Damla Bleach falan. Bunlar 10-15-20 tane rimeli var, işte fondöteni var. Abi bunların hiç mi tarihi geçmiyor? Ben gerçekten şaşırıyorum açıkçası. Yazık, günah yani. Ben böyle yok sanarken bir sürü bulunca üzüldüm. Hani bunların tarihi geçerse ben ne yapacağım gibisinden. Gerçekten insan üzülüyor. Lütfen müsrifçilik yapmayalım.
Müsrifçülük demişken nasıl okunuyor bilmiyorum ama burada da ruj falan almışım. Bunların çoğunu hiç kullanmadım. Niye? Nüt 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 niye alıyorsun? Bir sürü şey almışım. Kalemlerimi falan da ayırdım. Bence eskiden annem şey derdi. Benim bir rujum var. Bunu allık da yaparım. Ruj da yaparım. Gerçekten çok doğru. İstanbul'dan böyle bir şey aldım. Temiz bu bir bıyıtının öyle işte. Bilmiyorum içi falan nasıl. Ay. Ama şey almış böyle üstün bir şey ödülü falan almış. Aa bildiğin ampul kız. Hani bu şeylerden çıkan saşelerden. Şöyle bir haftalık bir rutin. Vallahi iyi gibi. Vitamin Glow. Vitamin içerikli ışıltılı yüz serumu. Şeymiş temizlenmiş cilde gece yatmadan sürülecekmiş. Sabah da yıkanacakmış. Alman malıymış. 7 gün kullanım için uygunmuş. Bunu da Ezgi önermişti. Umarım iyidir. Kullanan var mı aranızda yani bir yan etki yapan? Buna da başlayacağım. Şey ister misiniz ya? Böyle size bir akşam rutini çekeyim mi? Keyif alır mısınız izlemekten? Ya da şey bir gün boyunca sadece rutinlerimi yapıyorum. Ya da böyle haftalık rutinimi yapıyorum falan gibi. Hoşunuza giderse çekerim. Bu arada çantamın içinden çıkanları uçaktan sonra şey İstanbul gezisinden sonra annem bütün çantalarımı yıkadı. Bakın şimdi. Gezdiğim bütün yerleri buradan anlayabilirsiniz. Dedektif olmaya gerek yok. Etiler Marmaris'e gitmişiz. Şeyde tost yedik İstanbul'da. Starbucks'a gidilmiş. Bu onun tatlandırıcısı. Sonracığım bazen Tantuni'ye gidilmiş. Bu ne? Kapına getirelimden bir şey almışım. Ucuz bir yere gidilmiş. Bir de Midyeci Ahmet'e gidilmiş. Bu arada barutane pilavcısı falan da vardı. Onlar kullanılmış. Evet dostlar buralayı temizledim. Burası bitti. Bir düzenledim. Böyle çok kullandıklarımı buraya koydum. Şu an dağınık biliyorum ama burası zaten odamın kör noktası. Zaten oturacak alanım falan da var. Aynaları sildim. Halıyı sildim. Siz o ara görmediniz çünkü şarjdaydınız. Evet dostlarım. Umarım severek izlediğin bir video olmuştu. Kanalıma abone değilsen aşağıdan abone olabilirsin. Like atıp atmamak da tamamen kendi tercihin. Sana bırakıyorum ama like atarsan iyi olur. Ki rakiplerimizin keşfetine düşebilelim. Bu arada fal uygulamasını da bırakacağım aşağı açıklamalarını. Ayrıyetten kullandığım, verecek olduğum linkleri şu an hatırlamıyorum. Onları da editlerken açıklama kutusuna bırakırım. Sizi seviyorum. Bir diğer videoda görüşmek üzere.